Merhaba, ben Serkan Ulus. Öncelikle Popüler Bilim TV'yi izlediğiniz, beğendiğiniz ve desteklediğiniz için teşekkürler. Sağ olun, var olun. Bu kanalı kurmaktaki amacım, bilim ve teknoloji, özellikle uzay bilimini ve bu konularda yapılan gelişmeleri, yenilikleri, çalışmaları sizlere anlatmaktı. Bir süredir bilim adamları derin uzayla ilgili çok önemli çalışmalar yapıyorlar. Ben de bu gelişmeleri size sık sık anlatıyorum. İzlediğiniz videolarımda da görmektesiniz. Çünkü bilim insanları yavaş yavaş uzaklıkların önündeki engelleri aşmaya başladılar. Acaba yakın zamanda insanlık derin uzayda başka bir gezegene yerleşebilecek mi? Ya da dünyamızdan farklı bir gezegene uyum sağlayabilecek mi? Bilim insanları bu konu üzerinde çok yoğun çalışıyorlar ve elde ettikleri verileri sürekli olarak analiz ediyorlar ve her geçen gün çok daha yeni bilgilere ulaşıyorlar. Bu konu hakkında elde edilen en önemli gelişmelerden bir tanesi de bir kuyruklu yıldıza ait. Bu nedenle bu bölümde kuyruklu yıldızları, gök cisimlerini, bunların nasıl oluştuklarını, uzayda bilinen bulundukları bölgeleri, bilinen kuyruklu yıldızlarını ve yüzeylerini alınan görsellerle sizlere anlatacağım. İyi seyirler. Uzayın keşfi için boş harcadığınız onca parayla kaç tane bomba alabileceğinizi bir düşünsenize. Yanlış anlaşılmasın. Ülkelerin ordularına harcadıkları ve uzay araştırmalarına ayırdıkları eleştirel bir söz. Ünlü astronot Carl Sagan'ın da belirttiği gibi, aynı teknolojiyle ya birbirimizi yok edebilecek roketler üretebiliriz ya da hep birlikte derin uzayı keşfetmeye çıkabiliriz. Popüler Bilim'e hoş geldiniz. İzlediğiniz görüntü Avrupa Uzay Ajansı tarafından yayınlandı. 67P Kurimov-Gerasimenko adı verilen kuyruklu yıldızın yüzeyi ve fiile uzay aracının mağaraya benzer bir yüzey şeklinin yanında bulunduğu görünüyor. Fiile Avrupa Uzay Ajansı tarafından yapılmış insansız bir uzay aracıdır. Fiileyi bu kuyruklu yıldızına götüren uzay aracının adı ise Rosetta. Rosetta'nın taşıdığı fiile 12 Kasım 2014 tarihinde kısaca 67P adı verilen kuyruklu yıldızın yüzeyine inen ilk uzay aracı olmuştur. İzlediğiniz görüntüde kuyruklu yıldızın yüzeyine 2.7 km uzaklıkta bulunan Rosetta uzay aracı tarafından 6 Eylül 2016 tarihinde çekildi. Görüntüde fiile uzay aracının kuyruklu yıldızının üzerinde bulunduğu konum görünüyor. Dinlediğiniz bu sesi de Avrupa Uzay Ajansı yayınladı. Kısaca 67P olarak adlandırılan bu kuyruklu yıldızın sesi. Kuyruklu yıldız 40 ila 50 MHz frekans aralığında ses dalgaları yayıyor. Bilim adamları alınan ses kaydını insan kulağının duyabileceği seviyeye getirebilmek için 10.000 kat daha yüksek frekansa çekmişler. Ortaya çıkan ses elektronik müzik eserlerini andırıyor. İzlediğiniz bu videoda da Rosetta'nın kuyruklu yıldızı yakın geçişini görmektesiniz. ...67P kuyruklu yıldızının detaylarına geçmeden önce kısaca kuyruklu yıldızlardan ve bu gök cisimlerinin özelliklerinden bahsedelim. Kuyruklu yıldızlar, kirli kar topu ya da buzlu çamur topu olarak anılırlar. İsimlerinde yer almasına rağmen yıldız değildirler. Buz, su ve donmuş gazlar ve bir nedenle güneş sisteminin oluşumu sırasında gezegenlerde yoğunlaşamamış kozmik toz karışımından oluşurlar. Güneş sisteminin diğer küçük cisimlerinin aksine kuyruklu yıldızlar antik çağlardan beri bilinmektedir. Büyük patlama sonucu güneş sistemimize dağılan gaz, toz ve kozmik kütleler çekim kuvvetinin etkisiyle bir araya gelerek gezegenleri oluşturmuştur. Bu birleşmeye herhangi bir sebepten dolayı katılamayan diğer cisimler ise kuyruklu yıldız ve asteroid adıyla sınıflandırılır. Birçok asteroid muhtemelen bir zamanlar güneş sistemimizde dolaşan kuyruklu yıldızlardı. Aslında kuyruklu yıldızlar göründükleri kadar önemli gök cisimleri değildirler. Kuyruklu yıldızlar güneş yakınından yüzlerce geçiş sonunda buz ve gazlarının tamamına yakınlığı yitirerek asteroidlere benzer bir görünüm kazanırlar. Muhtemelen dünyaya yakın asteroidlerin bazıları ölü kuyruklu yıldızlardır.
Yörüngeleri, güneşe yaklaşan kuyruklu yıldızların güneş ya da gezegenlerle çarpışma ya da oldukça yakın bir geçişte, özellikle Jüpiter'e yakın geçişlerinde ise güneş sisteminin dışına atılmaları olasılığı vardır. Sistemimizin yıldızı Güneş o kadar kuvvetli bir çekime sahip ki, milyarlarca yıl önce uzaya dağılan gök cisimlerini hala etki alanında tutabiliyor. Kuyruklu yıldızlar da gezegenler kadar düzenli olmasa da bir yörüngeye sahipler ve bu yörüngelerinde oldukça yavaş hareket ediyorlar. En meşhur kuyruklu yıldızı olan Halley kuyruklu yıldızı kısa periyotlu bilinen tek kuyruklu yıldızıdır. Yakın geçmişte görünen kuyruklu yıldızlar ise 1994 yılında Jüpiter'e çarpan Shoemaker-Levy, kısaca SL9, ve 1997 yılında çıplak gözle gözlemlenen Halebop ve 2002 yılında görülen Ikea-Seki kuyruklu yıldızdır. O dönemde Shoemaker-Levy'nin dünyaya çarpma ihtimali çok büyük korku yaratmıştı. Kuyruklu yıldızlar Güneş'e yeterince yakın olmadıkça görünemezler. Bazılarının yörüngesi Güneş sisteminin bir hayli dışındadır. Bunlar Güneş sisteminin bir hayli dışına taşar. Bunlar bir kez görüldükten sonra binlerce yıl boyunca geri dönmezler. Sadece Halley kuyruklu yıldızı gibi kısa ve orta periyotlu kuyruklu yıldızların yörüngelerinin en azından önemli bir bölümü Güneş sistemi içinde kalır. Kuyruklu yıldızlar ilki olarak Güneş'in çekim alanının etkisi altındadır. Yörüngeleri elips, parabol, çok az görünür olarak da hiperbol çizer. Bu yörüngeler izledikleri yola yakın biçimleri ifade eder. Çünkü kuyruklu yıldızlar aynı zamanda Güneş sisteminin 9 gezegeninin ve kendi çekirdeklerinden açığa çıkan anizotrop gazları çekim gücüyle bağlantısı olmaksızın etkisi altındadır. Bunlar yörünge periyotlarına göre, yani Güneş'in çevresinde tam bir dolanım yapmak için harcadıkları zamana göre sınıflandırılırlar. İzlediğiniz görüntüde Hubble Uzay Teleskobu'nun çektiği Ison adlı kuyruklu yıldızını görüyorsunuz. Az önce de anlattığım gibi bilinen kuyruklu yıldızların en ünlüsü Halley kuyruklu yıldızdır. İngiliz astronomu Edmund Halley tarafından keşfedilen bu yıldız binlerce yıldır düzenli aralıklarla dünyamızın çok yakınından geçmektedir. 1759 ve 1835 yıllarında yakınımızdan geçen Halley en son 1910'da, yani 76 yıllık bir aradan sonra gezegenimize yaklaşmıştır. O yıl dünyada büyük bir heyecan uyandıran ve büyük bir kıyamet habercisi olarak görülen Halley, o günün Türkiye'sinde dikkatleri gökyüzüne çekmiş, hatta Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç romanına bile konu olmuştur. Beklendiği gibi 1986 yılında tekrar dünyamıza yaklaşan Halley kuyruklu yıldızının kuyruğuna takılan otomatik bir sonda aracı vasıtasıyla bu gök cismi hakkında yeni ve çok özel bilgiler elde edilmiştir. Halley'in sistemimizi bir sonraki ziyareti 2062 yılında olacaktır. İzlediğiniz bu görüntüde Rosetta'nın 67B Kurimo-Gerasimenko kuyruklu yıldızının yüzeyinde analiz ettiği toz partiküllerini görüyorsunuz. Ayrıca görüntüde yüzey yapısı 3 boyutlu olarak da analiz edildi. Gelelim asıl konumuza. Belgeselimizin başında da anlattığımız toz ve buzdan oluşan, kısaca 67P olarak adlandırılan bu kuyruklu yıldızı incelemek üzere gönderilen file sondası başarılı bir şekilde 14 Kasım 2014 tarihinde bu kuyruklu yıldızın yüzeyine iniş yapmıştı. Uzay sondası inişinden 60 saat sonra bataryalarının bitmesinden dolayı Dünya ile irtibatı kesmişti. Ve bu sürede şu anda izlediğiniz bu fotoğrafları Dünya'ya göndermeyi başardı. Sondanın nerede olduğu ve nerede mahsur kaldığı da bilinmiyordu. İzlediğiniz bu fotoğrafta da kuyruklu yıldızın yüzeyini görmektesiniz. İzlediğiniz bu görsel de bu uzay aracı gönderdi. Kuyruklu yıldızın yüzeyini farklı bir açıdan görüyorsunuz. Uzay aracından alınan bilgiler ve görüntüler üzerinde yapılan detaylı analizler sonucunda yüzey şekilleri ve biyolojik yapısı hakkında tahminlerden çok daha fazla bilgiler elde edildi. İzlediğiniz bu görselde de yüzeydeki çatlaklar net bir şekilde görünüyor. Bu fotoğrafta Rosetta tarafından çekildi. Yüzeyden fışkıran gaz yerleri görmektesiniz. Güneş sistemimizde ve derin uzayda bulunan kayalık gezegenlerde ya da gök cisimlerinde en çok görünen unsurlardan biridir su buzu. Bu fotoğrafta da bu kuyruklu yıldızın yüzeyinde bulunan su buzunun analiz değerlerini görmektesiniz.
Bilim adamları su buzunun yüzeye yakın yerlerde ve sadece belirli bölgelerde olduğunu açıkladılar. Ayrıca yörünge sürecinde güneşten aldığı sıcaklık doğrultusunda zaman zaman sıvılaştığını ve gazerler şeklinde yer kabuğu altından fışkırdığını belirttiler. İzlediğiniz görselde de görmektesiniz. Yapılan gözlemler sonucu bu kuyruklu yıldızda az miktarda moleküler oksijen de tespit edildi. İzlediğiniz görüntüde de görüyorsunuz. Bu durumun yer kabuğu altından fışkıran buz gazerlerinden kaynaklı olduğu tahmin ediliyor. Bu görüntüde de kuyruklu yıldızın farklı bir bölgesini görüyorsunuz. Burada da yüzeyde çok sayıda katmanlar görünüyor. İzlediğiniz bu detaylar sonucunda anladığımız kadarıyla 67P kuyruklu yıldızının bir Kuiper kuşağı cismi olma ihtimali güçleniyor. Tıpkı Neptün uydusu Triton gibi. Çünkü Kuiper kuşağında aktif gök cisimlerinin sayısı bir hayli fazla. Güneş sistemimizin uyduları belgeselinde de bahsetmiştik. Triton, Kuiper kuşağından kopup Neptün'ün yörüngesine kapılan bir Kuiper kuşağı cismidir. İzlemekte olduğunuz bu görüntüde de kuyruklu yıldızın aktif bölgelerini görüyorsunuz. Aktif olarak anlatmak istediğim yer kabuğu altından su buzu ya da donmuş gazların kuyruklu yıldızın güneşe yaklaştığında ısınmasından dolayı fışkırmaya sebep olması ve güneşten uzaklaştıkça donması. İzlediğiniz bu fotoğrafta 14 Ekim 2014 tarihinde taşıyıcı uzay aracı Rosetta tarafından Dünya'ya gönderildi. Yüzeyden 29 metre yüksekten çekilen bu fotoğrafta 30 metre çapa yakın büyüklükte kayalıklar görünüyor. Bu fotoğrafta da kuyruklu yıldızın yüzeyindeki üçlü bir kayalık bölgeyi 45 kilometre yüksekten görüyorsunuz. İzlediğiniz animasyonda da kuyruklu yıldızın yüzeyini görmektesiniz. Bu animasyon yaklaşık yüzeye 30 kilometre uzaklıktan çekilen fotoğraflarla oluşturuldu. Fili uzay sondasından bağlantı kesilmişti. Ancak taşıyıcı uzay sondası Rosetta görevine devam ediyordu. Kuyruklu yıldızın çevresinde turuna devam eden Rosetta'nın 6 Eylül 2016 tarihinde gönderdiği fotoğrafta file net olarak görülüyor. Böylece kayıp olan uzay aracı bulunmuş oldu. Gölgelik bir alandaki mağaraya benzer bir yere sıkışmış olan uzay aracı muhtemelen güneş panellerinin karanlıkta kalmasından dolayı görevini durdurdu. Fileyi canlandırma umudu ise neredeyse hiç yok. Bilim adamları aldıkları bu son fotoğrafla ve filenin yerinin tespit edilmesiyle kuyruklu yıldıza ilişkin analizlerin ve elde edilecek verilerin daha fazla olacağını düşünüyor. İzlediğiniz bu videoda da Rosetta'nın kuyruklu yıldızına en yakın geçişini başka bir açıdan görüyorsunuz. İzlediğiniz bu yüksek çözünürlüklü fotoğrafta görünen parlak bölgelerdeki su buzundan oluşmuş yükseltiler. Günümüze kadar 67P Kurimov-Gerasimenko'dan başka yüzeyine uzay aracı indirilebilmiş başka bir kuyruklu yıldız yoktur. Rosetta taşıyıcı uzay aracının ise görevini Kasım 2016'da tamamlaması, daha sonra da kuyruklu yıldızın yüzeyine çarparak yok olması bekleniyor. Şimdi ise 67P'nin dışında bilinen en önemli 7 kuyruklu yıldızı sıralayalım. 1. Sweet Turtle kuyruklu yıldızı. 1862'de Horaki P. Turtle tarafından keşfedilmiş yıldızın çekirdek çapı 26 kilometredir. 1992 yılında Japon gökbilimcisi Shukuro Kiyuchi tarafından tekrar gözlemlenebilmiştir. 2. Halley kuyruklu yıldızı. Dünyanın en bilinen kuyruklu yıldızlarından olan ismini kaşif Edmond Halley'den alan kuyruklu yıldız 1758'de keşfedilmiştir. Dünyadan her 75 yılda bir görünmektedir. Çekirdeğinin yarıçapı tahminen 2,5 kilometre olan Halley kuyruklu yıldızı, kuyruklu yıldızlara ait birçok özelliğe sahiptir. Beklenildiği gibi 1986 yılında tekrar dünyamıza yaklaşan Halley kuyruklu yıldızının kuyruğuna takılan otomatik sonda aracılığıyla bu gök cismi hakkında yeni ve önemli bilgiler elde edilmiştir. 3. Shoemaker-Levy 9 kuyruklu yıldızı. İlk amatör gökbilimci tarafından 1993'te keşfedilen ve onların soy ismini alan kuyruklu yıldızdır. 1994 yılında Jüpiter'e çarpmış ve dağılmıştır. 4. McNaught kuyruklu yıldızı. 50'den fazla yıldıza sahip olan kuyruklu yıldız takımıdır. En ünlüsü Büyük McNaught kuyruklu yıldızı 2007'de görüntülenmiştir. 5. Ankle kuyruklu yıldızı. 1786'da keşfedilen kuyruklu yıldızın özelliği çekirdek çapı en küçük olan kuyruklu yıldız olmasıdır.
6. Hale Bopp. 1995 yılında keşfedilen yıldız, dünyadan en uzun süre gözlemlenen kuyruklu yıldızı olarak bilinmektedir. 7. Hyakutake kuyruklu yıldızı. 1996 yılında dünyaya çok yakından geçerken şans eseri keşfedilmiş bir kuyruklu yıldızdır. 8. Uzaydaki diğer gök cisimleri belirli kriterlere göre sınıflandırılır. Kuyruklu yıldızlar, meteorlar veya göktaşları, meteoritler, asteroidler, cüce gezegenler. Bunları kısaca hatırlayalım. Meteorlar. Göktaşı ya da meteorit, uzaydan dünya yüzeyine düşen gök cisimlerinin genel adıdır. Dünya atmosferine ortalama olarak yılda birkaç bin göktaşı girer. Ancak bunların 500 kadarı atmosferde eriyemeden yere göktaşı olarak düşer. Kuyruklu yıldız ve asteroid parçalarından oluşan bu cisimler Güneş sisteminin en küçük cisimleridir. Asteroidler. Yörüngeleri çoğunlukla Mars ile Jüpiter gezegeni arasında kalan gök cisimleridir. Haziran 2014 itibariyle küçük gezegen merkezi tarafından iç ve dış Güneş sisteminde 1 milyonun üzerinde cisim olduğu tanımlanmıştır. Uydusu olan asteroidler de bulunmaktadır. Cüce gezegenler. Bir cüce gezegen, gezegen boyutunda olan ya da gezegen boyutlu nesne, ancak ne gezegen ne de doğal bir uydu olan gök cismidir. Cüce gezegenleri, Güneş'in yörüngesinde olan ve kütle çekimi tarafından kontrol edilebilecek kadar yeterli kütleye sahip olan, ancak bir gezegenin aksine diğer gök cisimlerinin yörüngesinde bulunamayan gök cismi olarak da tanımlayabiliriz. Kuyruklu yıldızların kökenleri. Bilinen kökenleri, Neptün gezegenin yörüngesiyle cüce gezegen Plüton'dan daha uzakta kalan gök cisimlerinin bulunduğu Kuiper kuşağı veya Güneş'in etrafında dönen kuyruklu yıldız kümesi olan Oort bulutu ya da Mars ve Jüpiter'in yörüngeleri arasında kalan Güneş sistemi bölgesi olan asteroid kuşağıdır. Burası, Güneş sisteminin oluşumundan kalan toz ve asteroidlerden oluşur. Ancak özellikle belirtelim, son zamanlarda asteroid görünümlü olup kuyruklu yıldız tipi yörüngelerde donanan gök cisimlerinin belirlenmesiyle bu gök cisimlerinin tanımları arasındaki net fark belirginliğini az da olsa kaybetmeye başladı. Güneş sisteminde kuyruklu yıldızlar için iki ana depo bulunuyor. Bunlardan birincisi Güneş'ten 30 ila 50 astronomik birim uzaklıkta bulunan ve kısa periyotlu kuyruklu yıldızların evi olan Kuiper kuşağı. Diğeri ise Güneş'ten binlerce ya da yüzlerce astronomik birim uzaklıkta bulunan çok uzun periyotlu kuyruklu yıldızların barınağı olan Oort bulutu. Bilim insanları Güneş sistemini bir ceviz kabuğu gibi saran Oort bulutunun yüz milyarlarca kuyruklu yıldıza ev sahipliği yaptığını düşünüyor. Oort bulutu mevcut teknolojiyle gözlemlenemeyecek kadar uzakta. Varlığı Güneş'e yaklaşan kuyruklu yıldızların yörünge hesaplarıyla dolaylı olarak ileri sürülebiliyor. Bilim insanları Oort bulutunda asteroid gibi görünen gök cisimlerinin de mevcut olduğunu, bunların da kuyruklu yıldızlar gibi çok büyük periyotlu yörüngelerde dolandığını düşünüyor. Aynı şekilde bilim insanlarına göre Oort bulutunun ve Oort asteroidlerinin orijini Güneş sisteminin başlangıcına kadar uzanıyor. Diğer yıldızlar gibi Güneş'te gaz ve toz diskinden doğdu. Bu diskteki madde tanecikleri önce asteroid ve kuyruklu yıldız gibi kütleleri oluşturdu. Bu kütleler daha sonra çarpışarak gaz gezegenleri oluşturacak çekirdekleri oluşturdu. Ayrıca dünya gibi kayalık gezegenleri de oluşturdu. Dev gezegenler yeterince kütleye sahip olunca çevrelerindeki asteroid ve kuyruklu yıldızları kütle çekim etkisiyle etrafa savurdu. Bunların bir kısmı Güneş veya çevresindeki diğer gezegenler tarafından yakalanırken bir kısmı da Güneş sisteminin dışına doğru savruldu. Bunların başka bir kısmı da ana asteroid kuşağını ve Kuiper kuşağını oluşturdu. Çok uzaklara savrulmalarına rağmen Güneş'in kütle çekimi etkisinden bir türlü kurtulamayanlar ise Oort bulutunu oluşturdu. Kuyruklu yıldızlar ve asteroidler arasındaki fark bunların oluşturduğu ortamdan kaynaklanıyor. Bilim insanları asteroidlerin Güneş sisteminin ilk oluşumu zamanında 2,5 astronomik birim mesafede olan buz hattı adı verilen bölgenin içinde olduğunu düşünüyor. Bu bölgenin ötesindeki su buharı gibi uçucu gazlar buhar ya da gaz halinde kalamadığından gezegen kalıntısı madde üzerinde buz halinde biriktiler. Bugün Oort bulutu içinde yer alan asteroidler başlangıçta buz hayatının öncesinde oluşsalar da geçirdikleri fırlatma sürecinden sonra kendilerini Oort bulutunda buldular. Gerek asteroidler ve gerekse kuyruklu yıldızlar Kuiper kuşağı ve Oort bulutundaki yörüngelerinde her ne kadar dengede bulunsalar da büyük gezegenlerin kütle çekim etkisiyle bu denge durumları bozularak Güneş'e doğru bir yolculuğa çıkabilirler. Bilim adamları gerçekleştirdikleri bir simülasyon sonunda 8 milyar asteroidin Oort bulutuna savrulduğunu hesapladılar.
Bu sayı asteroid kuşağının içindeki asteroid sayısından fazlaydı. İzlediğiniz görüntüdeki görselde bir kuyruklu yıldızın kuyruğunun oluşum sürecini görmektesiniz. Güneşe yaklaştıkça dış katmanlarda donmuş halde bulunan uçucu karbondioksit, su, metan, amonyum ve benzeri gazlar hızla buharlaşmaya başlıyor. Güneşe yaklaştıkça cismin etrafını gaz bulutu olarak sarıyorlar. Güneş yüzeyinde devamlı patlamalar olduğundan ve uzaya büyük hızlarla gaz bulutları fırlattığından cisim güneşe iyice yaklaştığında bunların etki alanına giriyor ve etrafındaki gaz bulutu güneşin tersi yöne doğru savrularak bir kuyruk görünümü oluşturuyor. Bu nedenle kuyruklu yıldızların kuyruklarının yönleri hep güneşin yönünün ters tarafındadır. Güneş rüzgarlarından dolayı arka veya önlerinde kuyruk bırakırlar. Birçok kuyruklu yıldız yörüngesi yüzlerce yıldan 10 milyon yıl aralığındaki periyoda sahiptir. Bu da Neptün ile cüce gezegen Plüton'un daha uzaklarında bir hayli zaman geçirdiklerini gösterir. Uzun periyotlu kuyruklu yıldızların yörüngesi, gezegenlerin yörüngesi gibi bir düzlem içinde hesaplanamamıştır. Ve gökyüzünün herhangi bir bölümünde ortaya çıkabilirler. Astronomlar kuyruklu yıldızların yörüngelerini açıklamak için Güneş sisteminin kenarlarında iki grup kuyruklu yıldızın varlığını kabul ettiler. Biraz önce de anlatmıştık, bunlar Oort bulutu ve Kuiper kuşağıdır. İzlediğiniz görselde Hyūtake kuyruklu yıldızını görmektesiniz. 14 Mart 1996'da çekilen bu fotoğrafta kuyruklu yıldızın yapısı net bir şekilde görünüyor. İzlediğiniz görselde de Hyūtake'nin yon kuyruğunun güneşe yaklaştıkça belirginleştiğini görüyorsunuz. Güneş ışığı katı çekirdekteki gaz ve sıvıların ayrışmasına ve iyonların güneş rüzgarı sayesinde güneşten uzaklaşmasına neden olur. Bunun sonucunda iyon kuyruğu mavi görünüyor. İzlediğiniz bu fotoğrafta da Hyūtake'nin kuyruğunun bileşenlerini görüyorsunuz. Bu görsel 18 Nisan 1996'da çekildi. Kuyruğun kırmızı renkli bölgesi küçük taş ve karbonlardan oluşup güneş ışığını yansıtıyor. Mavi renkli bölgesi ise su ve karbon monoksitten oluşmuş. Bu nedenle rengi maviye yakın. İzlediğiniz bu görselde de Halebop kuyruklu yıldızı görünüyor. 20 Mart 2001'de Güneş sisteminin dışında görüntülendi. İzlediğiniz bu görselde Haziran 2006'da keşfedildi. Swan adı verilen kuyruklu yıldızın Ekim 2006'da Güneş'in yakınından geçişini görüyorsunuz. İzlediğiniz bu görüntüde Hubble Uzay Teleskobu tarafından 10 Nisan 2013'te alındı. Ison adlı kuyruklu yıldızı Jüpiter'in yörüngesinde yakın bir yerde görüyorsunuz. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Rosetta'nın taşıdığı fiile 12 Kasım 2014 tarihinde kısaca 67P adı verilen kuyruklu yıldızın yüzeyine inen ilk uzay aracı olmuştur. İzlediğiniz görüntüde kuyruklu yıldızın yüzeyine 2.7 km uzaklıkta bulunan Rosetta uzay aracı tarafından 6 Eylül 2016 tarihinde çekildi. Görüntüde fiili uzay aracının kuyruklu yıldızının üzerinde bulunduğu konum görünüyor. Dinlediğiniz bu sesi de Avrupa Uzay Ajansı yayınladı. Kısaca 67P olarak adlandırılan bu kuyruklu yıldızın sesi görsellerle sizlere anlatacağım. İyi seyirler. Uzayın keşfi için boş harcadığınız onca parayla kaç tane bomba alabileceğinizi bir düşünsenize. Yanlış anlaşılmasın. Ülkelerin ordularına harcadıkları ve uzay araştırmalarına ayırdıkları eleştirel bir söz. Ünlü astronot Carl Sagan'ın da belirttiği gibi aynı teknolojiyle ya birbirimizi yok edebilecek roketler üretebiliriz ya da hep birlikte derin uzayı keşfetmeye çıkabiliriz. Popüler Bilim'e hoş geldiniz. İzlediğiniz görüntü Avrupa Uzay Ajansı tarafından yayınlandı.
67P Kurimov-Gerasimenko adı verilen kuyruklu yıldızın yüzeyi ve Fiile uzay aracının mağaraya benzer bir yüzey şeklinin yanında bulunduğu görünüyor. Fiile, Avrupa Uzay Ajansı tarafından yapılmış insansız bir uzay aracıdır. Fiile'yi bu kuyruklu yıldızına götüren uzay aracının adı ise Rosetta. Merhaba, ben Serkan Ulus. Öncelikle popüler... Kuyruklu yıldız 40 ila 50 MHz frekans aralığında ses dalgaları yayıyor. Bilim adamları alınan ses kaydını insan kulağının duyabileceği seviyeye getirebilmek için 10.000 kat daha yüksek frekansa çekmişler. Ortaya çıkan ses elektronik müzik eserlerini andırıyor. İzlediğiniz bu videoda da Rosetta'nın kuyruklu yıldızı yakın geçişini görmektesiniz. ...67P kuyruklu yıldızının detaylarına geçmeden önce kısaca kuyruklu yıldızlardan ve bu gök cisimlerinin özelliklerinden bahsedelim. Kuyruklu yıldızlar, kirli kar topu ya da buzlu çamur topu olarak anılırlar. İsimlerinde yer almasına rağmen yıldız değildir. Bilim TV'yi izlediğiniz, beğendiğiniz ve desteklediğiniz için teşekkürler. Sağ olun, var olun. Bu kanalı kurmaktaki amacım bilim ve teknoloji, özellikle uzay bilimini ve bu konularda yapılan gelişmeleri, yenilikleri, çalışmaları sizlere anlatmaktı. Bir süredir bilim adamları derin uzayla ilgili çok önemli çalışmalar yapıyorlar. Ben de bu gelişmeleri size sık sık anlatıyorum. İzlediğiniz videolarımda da görmektesiniz. Çünkü bilim insanları yavaş yavaş uzaklıkların önündeki engelleri aşmaya başladılar. Acaba yakın zamanda insanlık derin uzayda başka bir gezegene yerleşebilecek mi? Ya da dünyamızdan farklı bir gezegene uyum sağlayabilecek mi? Bilim insanları bu konu üzerinde çok yoğun çalışıyorlar ve elde ettikleri verileri sürekli olarak analiz ediyorlar ve her geçen gün çok daha yeni bilgilere ulaşıyorlar. Bu konu hakkında elde edilen en önemli gelişmelerden bir tanesi de bir kuyruklu yıldıza ait. Bu nedenle bu bölümde kuyruklu yıldızları, gök cisimlerini, bunların nasıl oluştuklarını, uzayda bilinen bulundukları bölgeleri, bilinen kuyruklu yıldızlarını ve yüzeylerini alınan